çalışan emekçileri mesai saatlerinizden zaman ayırarak bugün buraya geldiniz. Öncelikle hepinize duyarlılığınızdan dolayı içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten burada duyarlılık gösterip gelen çok değerli siz esnaf kardeşlerimize, emekçilerimize ayrıca böyle yürek dolusuna sevgilerimi göndermek isterim size. Çünkü bu anlamda bu eğitimlere katılmak her zaman çok keyifli olmuyor. Onun farkındayım. Sizin için o anlamda farklı bir teşekkürü hak ettiğinizi düşünüyorum. Bu arada bir teşekkür ve duyarlılık gösterip gelen sevgili basın mensubu arkadaşlar ve bu eğitimle ilgili olarak bize destek veren, duyurusunu yapan, duyarlılık gösteren, destek olan sevgili basın mensubu arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu teşekkürü sadece ben kendi adıma yapmıyorum. Burada 5 tane kurum olarak biz bu eğitimi organize etmeye çalıştık. Ben burada sadece sözcülük yapıyorum değerli katılımcılar, değerli konuklar. Biz bu süreci birlikte başlattık, birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Sanayi esnafının buradaki önemi nedir derseniz, neden sanayi esnafı? Okullarda bu eğitimler veriliyor, öğrencilere bu eğitimler veriliyor, okul aile birliklerinde annelere veriliyor ama babalar galiba bu süreçlerin biraz dışında kalıyor. Ve şunu da biliyoruz, sanayide Silivri'nin ve ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi madde bağımlılığının burada da olduğunu hepimiz biliyoruz ne yazık ki. Hepimizin belası, baş belası. Çocuklarımız çok erken yaşlarda artık yani neredeyse ilkokul seviyesinde bu süreçten bu illetle tanışmaya başladılar. Ve biliyorsunuz ki şimdi burada uzmanlarımız varken bana zaten bu konuda konuşmak düşmez. Ama bundan kurtulmak da o kadar kolay değil. Onlar zaten sevgili eğitmenimiz bu konuda bize biraz sonra çok güzel bilgiler verecek. Onun için de hepimizin bu süreçte gerçekten çok dikkatli ve duyarlı olmamız lazım. Biz bu süreci sadece bugün bu seminerle kapatmayı düşünmüyoruz. Çok değerli misafirlerimiz. Bunun devamı olacak. Yani biz sanayi esnafımızla ve bütün esnafımızla bu süreçleri devam ettirmek istiyoruz. Ve tabii ki bütün Silivri halkıyla hepimizin elini bu taşın altına koyması gerekiyor. Hepimizin bu süreçte mutlaka ama mutlaka sorumluluk alması gerekiyor. Bildiğimizden, duyduklarımızdan çok daha mühim bir durumdayız. Ne yazık ki. Hiç değilse bunun biraz önüne alabilirsek hep birlikte ne mutlu bize diyeceğiz. Ben bu süreçte birlikte hareket ettiğimiz bu paydaşlarımızı, bu seminerin ortaklarını ve bize bu salonu tahsis eden değerli başkanlarımızı da size tanıtmak söylemek istiyorum. Gerçi hepiniz biliyorsunuz. Esnaf Saatler Odası Başkanı Nuray Koçer bu paydaşlarımız arasında. Şoförler Odası Başkanı Sayın Recep Akıncı yine paydaşlarımız arasında. Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanları Mavi Kırmızı Bloklar olarak Ercan Sayın Ercan Çalışkan ve Sayın Şaban Erdem bu çalışmanın bugünkü toplantının şeyi paydaşları ve destekçileri ortakları ve tabii ki en büyük teşekkür ve en büyük destek çok değerli emniyetimize. Bugün toplum destekli polisler büro amirliği personeli aramızda eğitimimize o verecek. Çok değerli eğitimcimiz Ahmet İnan bizlere bu konuda bir bilgilendirme yapacak. Hepinize tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ve bitireyim. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bir düzeltme yapayım. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden geliyorum. İl Emniyet Müdürlüğü'nden. TÜBİM Büro Amirliği'nden geliyoruz. TÜBİM Büro Amirliği nedir? Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi. Burada aslında biz Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde
Yine narkotik suçlarla mücadele şube müdürü koordinesinde, yani şube müdürümüze bağlı olarak uyuşturucu maddeye bağımlılığını izleme konusunda, engelleme konusunda önleyici faaliyetler yürüten bir eğitim birimiyiz aslında. Bu kapsamda da En İyi Narkotik Polisi Anne projesini yürütüyoruz. İsminin de En İyi Narkotik Polisi Anne olmasının aslında bir sebebi var. Özellikle bu eğitimleri genelde annelere yönelik yapıyoruz ama elbette ki herkes bir evlat sahibi. Babalar da bu durumun içerisinde paydaş olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada sadece anneleri bilinçlendirmiyoruz aslında. Elbette ana hedef kitlemiz onlar. Ama bu konuda babaları da bilinçlendirmemiz, evladı olan her bir bireyi bilinçlendirmemiz aslında bir sorumluluk addediyor bize. Peki projeye nasıl başladık? 2019 yılının Ekim ayında narkolog anketlerini düzenlemeye başladık. Narkolog anketlerinde de operasyonlar sonucunda ele geçirdiğim şahıslara yapmış olduğumuz bir anket çalışması var aslında. Ne soruyoruz burada arkadaşlara? Uyuşturucu maddeye nerede başladın, kaç yaşında başladın? Annen ne iş yapıyor, baban ne iş yapıyor, uyuşturucu maddeyi nerede kullanıyorsun gibi sorular. Ve buradan ilettiğimiz cevaplar doğrultusunda da 2020 yılının Ekim ayında En İyi Narkotik Polisi Anne projesi başladı. Neydi o cevaplar? Şahısları %55'i diyor ki ben maddeyi evimin içerisinde kullanıyorum, aile fertlerimle birlikte yaşarken kullanıyorum cevabını veriyor. Yine sorduğunuzda anneniz ne iş yapıyor diye %91'i diyor ki annem ev hanımı olarak hayatını idame ettiriyor. Bizler izlediğimiz dizilerden, filmlerden vesaire uyuşturucu madde kullanıcıları nasıl diyoruz? Parklarda, mevcut binalarda, otoparklarda, boş arazilerde uyuşturucu maddeyi kullanıyor olarak biliyorken bu şahısların yarısından fazlası hayır ben annemle babamla birlikte yaşarken evimin içinde kullanıyorum cevabını veriyor. Yani aslında amacımız burada doğru bilinen yanlışları düzeltmek. Ki bizler de operasyonlarda girdiğimizde adreslerde bunu gerçekten bizzati deneyimliyoruz. Nasıl deneyimliyoruz? Odaya giriyorsunuz, sağ tarafta anne yatıyor, sol tarafta çocuk yatıyor. Çocuk evin içerisinde metamfetamin kullanıyor. Karşılıklı bir paylaşım var evin içerisinde, yaşıyorlar evet. Ama aynı esnada çocuk evin içerisinde uyuşturucu maddeyi kullanıyor ve çoğu aile biz eve girdiğimizde uyuşturucu madde kullandığını öğreniyor çocuğun. O yüzden bugün kendimiz şunu düşünebiliriz, yani bu benim başıma gelmedi, ömür boyunca da gelmez, benim çocuğum uyuşturucu madde kullanmaz gibi düşünebilirsiniz. Ama maalesef bugün bizim işlem yapıp yakalamasını yaptığımız şahısların ailesi de bu cümleleri kuruyor. Ben benim çocuğum yapmazdı diye düşünüyordum. Ama maalesef iş adli boyuta ulaştıktan sonra sizin de çok fazla yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. Kişi açısından söylüyorum. Çünkü uyuşturucu madde bağımlılığı gerçekten normal bağımlılıklara göre kat ve kat daha güçlü ve kuvvetli bir bağımlılık. Elbette ki diğerlerini de yadsıyamayız, normalleştiremeyiz. Zaten hepsi birbirine bir geçiş süreci sağlıyor. Ama maalesef uyuşturucu madde bağlamında kişilerin tedavi süreci çok zor. Hem psikolojik olarak hem maddi olarak gerçekten bir aileyi yıpratabilecek ve çökertebilecek bir duruma sahip. Peki uyuşturucu madde nedir? Biz neye uyuşturucu madde diyoruz? İnsanın yaşamına devam edebilmesi için gerekli olmayan fakat vücuduyla tanıştırıldıktan sonra sanki ihtiyacıymış gibi kullanmasına devam etmesine sebep olan duruma uyuşturucu madde bağımlılığı. Yine aynı şekilde kişinin merkezi sinir sistemini çökerterek aktif, fiziki, psikolojik dengesini bozan, alışkanlık ve bağımlılık yapan, toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getiren, kanunlarımızca da satışının bulundurulmasını yasak olan maddelerine diyoruz, uyuşturucu maddeler diyoruz. İktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir dememizin bir sebebi var. Son zamanlarda o sosyal medyada telefonunuzla oynarken ne yapıyorsunuz? Reels'ları yukarı kaydırıyorsunuz. Facebook'ta haberlere görüyorsunuz. Genellikle neyle karşılaşıyoruz? Cinayet, şiddet, aile içi şiddet konusu, trafikte şiddet konusu ki genellikle şoför grubu herhalde. Yani esnaflık yapıyorsunuz, minibüsçü vesaire. Ki sizler de karşılaşıyorsunuz. Belki Silivri biraz daha İstanbul'un dışına doğru kaldığı için çok yoğun bir trafik yapısına sahip değil İstanbul'un göbeği kadar. Ama yine de karşılaştığımız durumlar maalesef oluyor. Biz bu arkadaşları aldığımızda, yani işte bu cinayeti işleyen, hırsızlık yapan, gasp yapan arkadaşları yakaladığımızda
geçmiş suç kayıtlarına baktığımızda şu ibareyi görüyoruz. TCK madde 191, yani Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi. Uyuşturucu madde işçiliği. TCK madde 188, uyuşturucu madde ticareti. Yani dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de maalesef asayişe müessit konularının artmasında uyuşturucu madde kullanımı etken rol oynuyor. Yani tetikleyici bir unsur aslında. O yüzden bu konuya önem vermemizin sebebi şu. İş daha bu bağımlılık evresine geçmeden bizim bu önleyici rolü üstlenmemiz gerekiyor. Bu eğitimlerin sebebi de bu aslında. En iyi narkotik polisi anne projesinin sebebi de bu. Yani anneye özellikle bu konuda bilinçlendirip evin içerisinde oluşabilecek bir problemi dışarıya taşınmadan, dışarıya yansımadan, çocuk bu problemi dışarıda çözmeye çalışmadan evin içerisinde sağlıklı bir yapıyla bunu çözmeye çalışıyoruz. Esasında bu projenin temel amacı uyuşturucu maddeye hayır diyebilen bir toplum yaratmak. O yüzden bu gayet doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Peki fiziksel olarak bu şahısları aldığımızda ne tarz belirtilerle karşılaşıyoruz? Onlardan kısaca bahsedeceğim. Şube olarak yakalamasını yaptığımız şahıslarda da sıklıkla gördüğümüz fiziksel belirtiler var. Ağızda yaralar, dişlerde çürükler, bakımsız dış görünüş, terleme, titreme, bulantı, kusma, şiddetli kas ve eklem ağrıları, özellikle göz bölgesinde kızarıklık, göz bölgelerinde daralma, büyüme gibi fiziksel belirtilerle karşılaşıyoruz. Yine aşırı kilo verme durumları, iştahsızlık gibi fiziksel belirtilerle karşılaşıyoruz. Ben bunu nasıl fark edeceğim? Benim çocuğum uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ya da kullandığını nasıl fark edeceğim? Aslında çok basit bir yöntemi var. Rutini takip edebilmek. Maalesef evi bir otel odası gibi kullanıyorsa eve giren çıkan kişiler, bu çocuk anne baba ilişkisi içerisinde de olabilir. Yani çocuk işten geldi, okuldan geldi, sosyal ortamından geldi, siz sosyal ortamınızdan geldiniz. Herhangi bir diyalog, sohbet vesaire bir iletişim kurmadınız. Haliyle bir şeyleri fark edebilmeniz illa ki geç oluyor. Maalesef böyle bir durum var. O yüzden bu çocuklar bu problemi neden dışarıda çözmek istiyorlar? Çünkü evin içerisinde bir çözüm alabilecek kişi yok. Yani anne baba ben şöyle bir problem yaşadım, bana nasıl yardımcı olabilirsin diyemediği takdirde haliyle dışarıda bu çözüm arıyor. Maalesef orada da 0.1 miligram düğme poşetinin içerisinde koyulmuş uyuşturucu maddelerle bunları çözebilecek kötü niyetli insanlar var. Bundan dolayı iletişim kurmamız, diyalog kurmamız evin içerisinde çok önemli. İlk önce orada bir çözüm arayacağız. Biz ne yapabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? Bunu da kendimiz halletmeye çalışmayacağız. Yani bir uyuşturucu madde bağımlılığıyla alakalı bir durum gördük. Elbette ki kimden destek alabiliriz? İşte Erenköy'e gittim, Bakırköy'e gittim ruh ve sinir hastalıklarına. Özel kuruluşlara gittim, artık maddi gücüm yetiyor. Ya da bir psikoloğa, bir psikiyatriste gittim. Tam çözümleyemiyorum. Acaba uyuşturucu madde bağımlısı mı değil mi? Yani bilimsel olarak bir destek almamız gerekiyor. Kendi kafamıza göre eve kapatayım, dışarı salmayayım, uyuşturucu maddeyi kullanmaz vesaire. Bir gün kapattın, iki gün kapattın, üç gün kapattın. Dördüncü gün elbette ki bir çözüm bulamayacaksın. Ya sana sıkıntı çıkaracak, şiddet uygulayacak, bırak beni gideceğim diye. O yüzden biraz daha bilimsel yolla çözmeye çalışacağız. Sosyal belirtilerinden bahsedeceğim. Evden uzaklaşma isteği, evden sürekli değerli paranın çalınması, eşyanın kaybolması, hırsızlık, gasp, yan kesicilik gibi suçlara bulaşma, mevcut arkadaş çevresinde değişme. Niye hırsızlık, gasp, yan kesicilik gibi suçlara bulaşıyorlar? Uyuşturucu maddeyi temin edebilecek parayı bulamadığı takdirde evdeki annesinin bileziğini, altınını vesaire çalıyor. Yine komşusunun işte bir şeyini, değerli eşyasını, arabasını, motorunu vesaire çalmaya çalışıyor. Yani bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz maalesef. O yüzden para yönetimine de mutlak suretle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da bizim için önemli bir konu. Yani sen çocuğa haftalık 1.000 lira verdin, bu 1.000 liranın takibini yap. Nerede kullandı, nerede harcadı? Bunu 2 günde bitirmeye başladıysa bir rutinde bu değişiklik var, doğru mu? Uyuşturucu madde kullanmıyor bile olsa sigara kullanıyor, belki alkol kullanıyor, artık bilmiyorum hangi kötü alışkanlığı edindiyse. Şimdi maalesef toplumda bazı insanlar sigarayı normalleştirip çocuklara ses çıkartmamaya çalışıyorlar. İşte bunu veliler de genellikle
maalesef yapıyorlar. Ya işte kendisi kullanıyor, ben bir şey diyemiyorum mesela gibi. Şimdi uyuşturucu madde bağımlılarına baktığımız zaman %81'i öncesinde tütün bağımlısı. Yani bu ne demek oluyor? Her uyuşturucu madde kullanan adam, her sigara kullanan adam uyuşturucu madde kullanıyor diyemeyiz elbette ama her uyuşturucu maddeyi kullanan şahısların %81 öncesinde tütün içiyormuş. Yani sigarayla geçiş yapmışlar aslında ki orta gözelliği nedir uyuşturucu maddeli sigaranın? Soluyarak içilmesi ilk etapta. Elbette ki oral yolla, damardan enjekte yolla kullanan kullanıcılar da var. Artık bu bağımlılığın boyutu değiştikçe kullanma yöntemi de değişiyor. Peki uyuşturucu maddeyi niye kullanıyorlar? Altında yatan temel sebep ne? Sahte iyi oluş hali dediğimiz bir durum var. Yani uyuşturucu maddeler beyne sahte mutluluk, sahte dopamin saldırıyor. Beynimiz bir ödül sistemiyle çalışıyor. Dopamin, endorfin, serotonin gibi kimyasallar salgılıyor. Nasıl gerçekleşiyor bu? Lezzetli bir yemek yediğinizde, size iyi gelen bir hobiyi gerçekleştirdiğinizde, duygusal durumlarda vesaire. Duygusal durumlarda %151'im dopamin. Lezzetli bir yemek yediğinizde %151'im dopamin. Sigara alkol tüketiminde %221'im dopamin salgılıyorken beynimiz ilk etapta madde kullanımında bu oran %1500'e %2000'e çıkıyor. Yıkıcı coşku, yıkıcı öfere hali diyoruz biz buna. O yüzden kişinin yaşamış olduğu psikolojik bir problem varsa, tam tersi keyif almak için uyuşturucu maddeyi kullanıyorsa, yani o bir kereden bir şey olmaz tabiriyle başlayan cümleyle uyuşturucu maddeyi kullanmaya başladıysa, ne oluyor? İlk etapta yaşamış olduğu o yoğun duygu durumu hissi, kişinin artık diğer etaplarda da uyuşturucu maddeyi kullanmasını tetikliyor. Bu esnada vücudumuz buna karşı bir tolerans geliştiriyor, boş durmuyor haliyle. Diğer kullanımlarda önceden beynimiz bu durumu tecrübe ettiği için artık o dopamin seviyesi yakalanamamaya başlıyor. Azalmaya başlıyor. Çünkü beyniniz o hazzı artık vermiyor. Peki kişi ne yapıyor? Uyuşturucu maddeyi tekrardan ve tekrardan kullanmaya devam ediyor. Çünkü ilk etapta yaşamış olduğu duygu durumu tekrar yakalayabilmek adına yapıyor aslında bunu. Bu esnada artık bağımlılık etabı oluşmuş oluyor. Yani kişi artık mutluluk için değil, keyif almak için değil, sıkıntısından kurtulmak için değil, sadece ve sadece bağımlı olduğu için uyuşturucu maddeyi kullanmaya devam ediyor. Burada yine bu süreci tamamladı, vücut hücreleriniz bunu tanıdı, yoksunluk yaşanmaya başlıyor artık. Yoksunluk belirtilerinde de maalesef hiç hoş olaylarla karşılaşmıyoruz. Yani maddeyi temin edemediklerinde yaşadıkları krizlerde maalesef önünü alamayacağınız bazı olaylara başvuruyorlar. Bağcılardan annesinin kafasını kopartıp balkondan aşağı tam bir genç var. Çünkü bunları yapmalarının bir sebebi var aslında. Ne? Normal bir beyin yapısına sahip değildir. Ne dedik? Merkezi sinir sistemini etkisiz hale getiriyor, çökertiyor. Karar alma yetisini etkisiz hale getiriyor. Yani sağlıklı bir karar verme yapısına sahip bir insandan bahsetmiyoruz. O yüzden uyuşturucu madde kullanıcısı dediğimiz zaman. Hani ne derler nasıl haber spikerleri cümleye başladıkları zaman bu tarz olaylarda? Uyuşturucu maddenin etkisindeki genç diye cümleye başlar. Sonrasında yaşamış olduğu vahşeti, şiddeti dile getirmiş olur. O yüzden bu şekilde aslında iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirememizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Direkt olarak bir beyin hastalığıdır aslında uyuşturucu madde kullanımı. Ve ömür boyu belki de bir insanın hafızasında kalabilecek bir durum. Yine mevcut arkadaş çevresinde değişme dedik o sosyal belirtilerde. Lütfen çocuklarınızın muhakkak yakın arkadaşının telefon numarası rehberinizde bulunsun. Kimle arkadaşlık ediyorlar? Kimle oturuyorlar? Kimle kalkıyorlar? Sosyal ortamında kimle görüşüyor? Belki bir yakın arkadaşının telefon numarasının senin rehberinde bulunması senin için çok önemli bir husus olabilir. Aradım, işte dedi ki X kişisiyle görüşüyorum. Nerede oturuyor? Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde. Örnek bir konuşma yapacağım. Dedi ki işte ben bir aydır onunla beraber gidiyorum. Sen bu sefer karşı taraftaki çocuğa dedin ki işte Ali bugün eve geç geldi. Dedi ki ben bir aydır görüşmüyorum. Bir aydır bu çocuk nereye gitti? Kimle gitti? Bak bu soruları sormanıza sebep olabilecek bir durumdan bahsediyorum. Biraz da otokontrolü biz anne baba olarak kendi elimize almamız gerekiyor. Elbette ki şu an biraz nesil değişmeye başladı. Belki de sizin yaşadığınız dönemdeki bir anne babalık ya da çocukluk ilişkisi yok. Biraz daha başlarına buyruk yaşıyorlar. Benim özel alanım var, bana karışamazsın, ben sana hesap vermem.
Elbette biraz da bu ergenliğin vermiş olduğu etkiyle oluyor. Ama bizim de otokontrolü ele alıp şunu dememiz gerekiyor. Ben burada anne babayım, sen benim mesuliyetim altındasın ve bazı şeyleri bana danışman gerekiyor. Elbette ki bazıları için zor olabiliyor ama farklı yöntemlerle bunu uygulamamız mümkün olabilir. O yüzden bu arkadaş çevresi, arkadaş etkisi bizim için çok önemli. Bakın uyuşturucu madde bağımlılığının %46'sı diyor ki ben arkadaş etkisiyle uyuşturucu maddeye başladım. Şimdi bizim kafamızda şöyle bir şablon var uyuşturucu madde kullanımına dolayı. Ben sokaktan geçerken uyuşturucu maddeyi satın alırım herhangi bir istediğim yerden. Öyle bir şey yok, alamazsın. Sen kullanıcı değilsen, civardaki piyasadaki adamı tanımıyorsan adam sana niye uyuşturucu maddeyi satsın? Nereden tanıyor, nereden bir kontak kurdun? Polis misin, jandarma mısın? Farklı bir gruptan mısın? Mıntıkasında başka bir torbacı mısın? Zarar mı vereceksin bilmiyor. Ama ben arkadaş vasıtasıyla bu kontak kurarsam, dersem ki işte Mehmet, Selim Paşa'dan elin bir arkadaş var, işte bir şeyler satıyor. İyi tamam, ara onu, ben gidip alacağım ondan dedi. Beni gönderen kim? Selim Paşa'daki arkadaşım. Kime gönderiyor? Selim Paşa'daki torbacıya gönderiyor. Yani aradaki üç kişi artık birbirini tanıyor mu? Tanıyor. Güven ortamı oluştu. Ben uyuşturucu maddeyi ondan alabilirim. Ama tanımadığım takdirde, bir kontağım olmadığı takdirde adam bana neden uyuşturucu maddesi alsın? O yüzden bizim için her içici bir satıcı potansiyeli taşır. Buna dikkat etmeniz gerekir. Arkadaş etkisi, arkadaş çevresi de bu. Özellikle maddenin yayılımında çok önemli. Kendinizden örnek biçin, sigaraya başladığınız zaman, bilmiyorum kullanan varsa, hadi büfenin önünden geçerken bir daha sigara alayım demediniz. Ya bir arkadaşım teklif etti ve bir sosyal ortamında gördüm. Ya bir dal iç, uzattılar geri çevirin nasıl bir şeymiş deneyeyim dedi. Neyle başladı bu? Merak dürtüsüyle başladı. Ve uyuşturucu madde kullanıcılarının %48'i diyor ki merak etkisiyle uyuşturucu maddeye başladı. Merak ettiğim için. Yani Rabbim bize öyle bir dürtü vermiş, merak dürtüsü. Bunu hiçbir zaman baskılayamazsın. Ama özellikle irademizi kuvvetli tutarsak merakımızı da kontrol altına alabiliriz. İkimiz böyle meraklar var. Evet, vallahi. Olmaması lazım. Maalesef genç arkadaşlar da bu konuda çok fazla cesaretli oluyorlar. Şimdi 400 km hızla giden bir arabayı 50 yaşındaki bir insana versen, bir de 17 yaşındaki bir gence versen, biri diyecek ki ben bunda 400 km hız yaparsam kaza yaparım. Ama biri diyecek ki 400 km kadar hıza ulaşıyorsa bunun sonuna kadar gidilmesi lazım. Değil mi? Doğru mu? Maalesef biraz daha kanları hızlı aktığı için daha cüretkar ve cesur oluyorlar. Bir şeyleri denemekten çekinmiyorlar. O yüzden belli başlı yaşlar çok önemli bizim için. Ya bir de şuna değinmek istiyorum. İşte uyuşturucu madde kullanım yaşı ilkokula kadar düştü, işte 10 yaşındaki çocuğa kadar düştü vesaire gibi söylemler kullanılıyor. Bakın bunun gerçeklik tarafı çok fazla değil. Niye değil? Şimdi Manisa'da 10 günlük bir bebekli uyuşturucu madde kullanım semptomları gözüktü. Yaklaşık 7-8 ay önce. Niye? Anne hamileyken metamfetamin kullanıyor, kalıtsal yolla çocuğa da geçiyor. Şimdi 12 yaşındaki çocuk uyuşturucu madde kullanıyormuş, satıyorlarmış. Arka planına bakmak lazım. Evde anne kullanıcı, baba kullanıcı, çocuğa zorla uyuşturucu madde kullandırıyor. Şimdi ilkokullarda, liselerde, ortaokullarda yani bütün eğitim dönemlerinde, bütün eğitim çevrelerinde özellikle il emniyet, ilçe emniyet çok yoğun çalışıyor. Mobil okul timlerimiz var, bütün belli idareci gruplarında birlikte çalışıyoruz. Hemen anlık bir şey olduğu zaman oraya müdahale olunuyor. Bir konuyla alakalı bir sıkıntı var mı? Yani uyuşturucu madde vesaire gibi konuların okul içinde satılması, etrafında satılması söz konusu dahi değil. Münferit olmuş mudur? Belki bilmiyorum. Hiç rastlamadım. Elbette ki olmuştur. Ama işte bunu her yerde satılıyor, kontrolden çıktı demek çok doğru değil. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 50 binin üstünde operasyon gerçekleştirdik. 16 tonun üstünde bir yakalama yaptık. Hali hazırda yine haftanın 7 günü bu operasyonları sürdürüyoruz ama altını çizmek istediğim bir nokta var. Elbette ki operasyonu düzenleyebiliyoruz ama proaktif olarak da bir çalışma yapmamız lazım. İnsanın ilk önce kafasında bu olayı bitirmemiz gerekiyor. Şimdi adamın meyili varsa zaten uyuşturucu içmese gidip tiner çekecek. Varsa bir ihtiyacı, meyili varsa, merak ediyorsa
Bunu dürtülemek için farklı şeyi de kullanacak. O yüzden ilk önce demek istediğim nokta neydi? Hayır demeyi öğreteceksiniz çocuklarınıza. İradesi dışında kimse kimseye bir şey zorla yaptıramaz. Zaten zorla yaptırırsa bu bir suçtur. Bunun da zaten altını çizmiş oluyoruz. Narkotik maddelerden kısaca bahsedeceğim. Narkotik maddeleri 3 başlık altında ayırıyoruz. Normalde görselle bir anlatımı yapıyoruz ama teknik bir aksaklık var. Narkotik maddeleri 3 başlık altında ayırıyoruz. Merkezi sinir sistemini uyuşturanlar, merkezi sinir sistemini uyaranlar ve halüsinasyon gösteren maddeler sınıfı. Özellikle halüsinasyon gösteren maddeler sınıfında çok fazla dillendirilen bir madde var. Ne maddesi? Esrar maddesi. Genellikle toplumda şöyle gidiyor. Ya tütünden farkı yok, zararı yok. Hani bağımlılık yapsa niye işte bitkiden yetişsin, söyle böyle. Bunu normalleştirmeye çalışıyorlar ve özellikle kullanıcıları ne kandırıyor? Doğallık ve natürellik söylüyor. Halbuki dünya genelinde %85, Türkiye genelinde %73 de esrar bir geçiş maddesi. Neye geçiş maddesi? Sentetik uyuşturucu maddeleri. Yani doğallık vesaire, natürellik, bağımlılık yapmaz gibi söylemler safsat adamlar. Hiç alakası yok. Ve esrar kullanıcılarında genellikle hangi kronik hastalıklarla karşılaşıyoruz? Diğer uyuşturucu madde kullanıcılarında olduğu gibi. Alzheimer, şizofreni, direkt olarak bu söylemiş olduğum hastalıklar ne hastalığı? Beyin hastalığı. Yani aslında geri dönüşü olmayan bir yola sizi doğallık ve natürellik söylemi üstünden sokmaya çalışıyor. O yüzden bu tarz insanlar görürseniz gerçekten onları yakınınızdan uzaklaştırın. Yok bağımlılık yapmaz, bağımlılıkla bir alakası yok, tütün ürününden farkı yok. Bu kadar adam direkt olarak gidipse papaz, metanfetaminle, heroinle, kofeinle uyuşturucu maddeye başlamıyor. Ne dedik? Dumanı soluyarak, yani bir örneği var elimizde, sigara, bir muadili çevirerek esrar kullanabiliyoruz. Doğru mu? Haliyle bir şeyi demo ederek geçiş yapmış oluyorsun aslında. O yüzden bu konuya çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Yine metanfetamin maddesi dünyanın ve Türkiye'nin uğraştığı en büyük belalardan bir tanesi. Trend bir madde. Kullanıcılar arasında çok fazla yaygın, özellikle Amerika'da, Avrupa'da vesaire. Ülkemizde de maalesef görülüyor. Görünüm olarak limon tuzu ve kaya tuzuna benziyor formu, mutfaklarda kullanılan. Etkisi inanılmaz yıkıcı, tek dozlu dolayı bağımlılık gerçekleştirebiliyor üzerinden. O yüzden uyuşturucu madde konusunda şu söylemi demek çok yanlış. Bir kereden bir şey olmaz. Bir kereyle her şey başlıyor zaten. O bir doz adamın hayatını karartıyor. Keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim. Söylemlerini her aldığımız kullanıcıda duyuyoruz. Bir dozla başlamış adam. O yüzden çok tehlikeli bir çizgi. İşte ben denerim, ben kendime güvenirim, ben bağımlı olmam, istesem bırakırım. Böyle söylemler hiçbir olumlu bir tarafı yok. O yüzden uyuşturucu madde konusu çok hassas bir konu. Özellikle bu sentetikler İnsanı saniyeler içerisinde öldürebilecek güce sahip. Fentanil dediğimiz bir madde var. Genellikle etkiyi arttırmak için uyuşturucu maddelerin içerisinde katıştırıyorlar. Kar fentanil var. Türlerinden bahsediyorum. Bir fili 3-4 dakika içerisinde uyuşturabilecek bir yapıya sahip mesela. İnanılmaz bir opioid. Şimdi adam bunu ne yapıyor? Uyuşturucu maddelerin içerisinde karıştırıyor. Sentezliyorlar. Etkiyi arttırabilmek adına. Şimdi ne oluyor? Adam böyle geziyor yolun ortasında. Kendinden geçmiş. Vücudun çalışma prensibine ters bir şeyi vücudumuza alıyoruz. Şimdi metanfetamin bir uyarıcı dedik. Normalde 1950'li yıllarda Japon askerlerine işte uyumadan, yemeden, içmeden savaştırılabilmek adına çıkarılmış bir uyarıcı madde. Vücuda nasıl bir etkisi var? Şimdi o 5-6 saat enerjik hiperaktiflik katıyor. Ama etkisi geçince inanılmaz yorgunluk belirtileri, ağır halüsinasyonlar, psikomotor bozukluklar, fiziksel olarak inanılmaz tahribatlara yol açıyor. Yani 2 yıl içerisinde adam 40 yaşındayken 80 yaşına gelmiş gibi oluyor. Ağız ve çene yapısındaki erimeler, kemik erimeleri, kas erimeleri neden gerçekleşiyor? Çünkü asidik bir forma sahip. Yani direkt olarak vücudumuzda bir eritmeye sebep oluyor. O yüzden uyuşturucu madde konusu bu bağlamda çok hassas. Kısaca aparatlardan söz edeceğim. Hocam şu folyoyu alabilir miyim? Şimdi
genellikle karşımıza ne olarak çıkar? Cam pipo vardır, cam pipe olarak adlandırırız. Cep kalem parfümleri vardır, bu marketlerde, bakkallarda, büfelerde satılan. Yine uyuşturucu madde kullanıcılarının sıklıkla başvurduğu aparatlardan bir tanesi. Kova yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Bu pet şişenin üstüne işte folyoyla zıvana yapıp kullandıkları yöntem. Metruk binalarının önünde vesaire denk gelebilirsiniz. Bir de alüminyum folyo var. Aparatlar olarak kullandıkları sık aparatlarda. Folyo neye dayanıklı? Isıya dayanıklı. Sadece fırın folyosuyla işte nalburdaki aldığı folyoyla uyuşturucu madde kullanılmaz. Aynı zamanda bakın elindeki pet su bardağının üstündeki folyoyla da kullanabilir. Isıya dayanıklı. Pet ayran bardağının üstündeki folyoyla da kullanabilir. Isıya dayanıklı. O yüzden burada özellikle çocuğu olanlara yapmak istediğim bir öneri var. Bunu mutlaka uygulamaya çalışın. Özellikle annelere söylüyorum. Annelere söylememin bir de sebebi var zaten. Sen baba olarak çocuğun başını okşayıp geçiyorsun. Belki yüzüne bakmıyorsun bile. Maalesef böyle bir gerçek var. Elbette ki bunu yapan vardır. Onlara laf söylemiyorum ama. Özellikle annelere söylüyorum. Çocuk okuldan geldiğinde, işten geldiğinde, sosyal ortamından geldiğinde sarıl bir ten kokusunu, ter kokusunu kokla. Saçını başını kokla. Tanımlayamadığın herhangi bir koku var mı? Kimyasal bir koku var mı? Sarılsın, babalar da İşte olsun. Onu diyorum. Babalar da sarılsın ama maalesef yapmıyorsunuz. Herhalde biraz işin yorgunluğudur vesaire. Biraz daha ataerkil bir yapıya sahibiz. Yani biraz daha sert bir mizaca sahibiz baba profili olarak. Ama özellikle bunları yapmaya çalışın. Çamaşırları makineye mi atıyorsunuz? Bak, ceplerini bir kontrol et. Tanımlayamadığın herhangi bir şey var mı? Belki çocuğun cebinden yanık folyo kalıntısı çıktı. Belki yanık cep kalem parfümü çıktı. Fişeklenmiş madde çıktı. Sen şimdi bunlara bakmazsan nasıl fark edeceksin? Bize aldığımız şahıslar diyor ki 7 ila 14 yaş arasında genellikle ailemiz bu durumu fark ediyor diyorlar. Ama bu şu anlama gelmesin. Ben 1. ayında fark edemem. Fark edebilirsin. Niye fark edemeyiz? O yüzden bu konu bizim için çok önemli. Bir de ihbar sistemimizden bahsedeceğim. Uyum aplikasyonu, uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu. Telefonlarınızı Google Play'den Apple Store'dan ücretsiz bir şekilde indiriyorsunuz. İndirdikten sonra telefon numaranızı giriyorsunuz. Sonrasında şöyle bir ekran geliyor karşınıza. Aplikasyon aktif hale geliyor. Bakın uyuma butonuna tıkladım. Beni ihbar kısmına geçiş yaptı. Örnek bir ihbar yapalım. Silivri ilçesi Selimpaşa Mahallesi 1171. sokakta uyuşturucu madde ticareti yapan 34ZV5646 plakalı beyaz renkli Renault marka araç dedim. Ben bu aracın uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüpheleniyorum. Kuvvetli şüphelerim. Ya da bizatihi gördüm ben bu aracın uyuşturucu madde ticareti yaptığını. Bunu sadece araç olarak örnek verdim ama şahıs da olabilir, motosiklet de olabilir, mesken de olabilir. Yani bu konunun geçtiği her yer olabilir. Fotoğrafını çektim. Çektikten sonra sisteme yükledim. Bu esnada TC kimlik, isim, soyisim, bilgisi vesaire girmiyor. Yani kendime dair herhangi bir şey paylaşmıyorum. Sadece ihbara yönelik bilgiler paylaşıyorum. Yapmış olduğum uygulamadan ihbar direkt olarak narkotik suçlarla mücadele şube müdürü ekiplerinin sistemine düşüyor. Ve biz bunu değerlendirmeye alıyoruz. Onun asla asları var mı? Gerçekten bu şahıs uyuşturucu maddeyle alakalı mı? Ya da şahıs bizim takipli şahsımız mı? Araç bizim takipli şahsımız mı? Bunun tespitini yaptıktan sonra ihbarın üstünde çalışmaya başlıyoruz. Neden uyuma aplikasyonu bizim için önemli? Elbette ki narkotik madde konusuyla alakalı sadece ihbar yapabiliyorsunuz bu arada. Farklı konulardan ihbar etmeye çalışmayın. Şimdi 112'den bu konuyla alakalı ihbarda bulunduğunu varsayalım. İnsan biraz adrenalinle, biraz heyecanla bazı şeyleri yanlış söyleyebilir, olabiliyor. Plaka 34ZV'dir ama sen o an yanlış görmüşsündür, Z'ye demişsindir. Hop, durum farklı bir yöne evrildi. Biz bu sefer Z'ye plakalı aracı araştırmaya çalışıyoruz. O yüzden sen buradan fotoğrafı çekiyorsun, ne oldu? Her şey görünür bir şekilde. Çıkıyor plasa. Mesken de olabilir dedik. Adres de olabilir. Ne olarak gördüyseniz. İçicilik olup, satıcılık olup hiç fark etmez. Bu konuyla alakalı bize geri bildirimde bulunmanız çok önemli. Özellikle uyum aplikasyonu bizim gerçekten çok önemli ihbarlar çözdüğümüz bir aplikasyon. Demiş olduğum gibi anonim bir şekilde, yani kimin tarafından yapılmış olduğu bilinmeyen bir şekilde ihbarda bulunuyorsunuz. Ve bunun akabinde bizim de Narlas dediğimiz bir sistemimiz var, kendi sistemimiz. Burada biz bu ihbarları değerlendirmeye alıyoruz.
Yani sizin 112 üstünden yapmış olduğunuz narkotik madde ihbarları, uyuma üstünden yapmış olduğunuz narkotik madde ihbarları bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. O bölgeden kaç ihbar alınmış narkotiklerle alakalı? Hangi mahalleden alınmış? Bu bölgeye daha fazla ekip sevk ediliyor. Daha fazla uygulama atılıyor. Yani o bölgedeki sıkıntı giderilebilmek adına sizin yapmış olduğunuz ihbarlar bir analize tabi tutuluyor. Hani bazen gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz bir lokasyonda birden 15-20 tane polis ekibi çevirme yapıyor. Bir sebebi var. Hani sizin bu geri bildirimde bulunmalarınız bizim için çok önemli. Ve ihbar nedir? Bir vatandaşlık görevidir. Kamuoyu adına yaparsın, o mahalledeki gençlik adına yaparsın, bunu şahsi çıkarın adına yapmazsın. Bu mahalledeki adam uyuşturucu maddeye başlamayacaksa senin yapmış olduğun ihbar çok önemli. Ama sen şunu dersen, ben görmedim, zaten bana zararı yok, bir sıkıntı da yaşamıyorum. Emin olabilirsiniz o suçu işleyen kişi kadar siz de suçlusunuz. Çünkü bunu gördünüz ve ihbar etmediniz. O yüzden bu konu için, bizim için ihbar konusu çok önemli. Tedavi bağlamında nereden destek alabiliriz? Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma Destek Merkezi. YEDAM Destek Merkezi var, Yeşilay Danışmanlık Merkezi. Yine burada da alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, madde bağımlılığı konularında destek alabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Zorunlu tedavi dediğimiz bir süreç var. Özellikle madde bağımlıları için. Kişi isterse 40 yaşında olsun. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne vasisi başvuruda bulunduğu takdirde kişi zorunlu olarak tedaviye yatırılabiliyor. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin vereceği karar doğrultusunda. Yani işte ben 40 yaşında, işte 30 yaşında, 18 yaş üstü tedavi olmak istemiyor. Yapacak bir şeyim yok demek yerine bu yöntemi deneyebilirsiniz. Böyle de bir seçenek var. Bir yanlış bilinen durum daha düzelteceğim. İçiciler ceza almaz durumu. İçiciler cezaya tabiler. İçiciler TCK madde 191 kapsamında işlem görüyor. 2 ila 5 yıl arasında. Denetimli serbestlik dediğimiz bir uygulama var. Burada ilk etapta yakalandıysa bu suçta şöyle bir durum oluyor. Tedavi olma hakkı tanınıyor. Ama tabii bu nasıl tanınıyor? Gözetim altında tanınıyor. Yani burada işte biz seni saldık git tedavi ol vesaire gibi durum söz konusu değil. Aynı zamanda gerekli merciye gelip işte idrar testidir, kan testidir. Yani uyuşturucu maddenin çıkabileceği biyolojik testlerini ibraz ediyor belli sıklıklarla. Ki kişinin uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edilsin. Aynı zamanda denetimi de bozmazsa ceza alınıyor. Ama denetimini bozarsa direkt olarak 2 ila 5 yıl arasında cezaya tabi oluyor. Yani işte etrafınızda dolanıp içiciye ceza verilmiyormuş diye bir durum söz konusu değil. Bu konuyla alakalı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir paylaşımda bulunabilmişizdir. Teşekkür ederim. Vaktinizi aldım. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Değerli eğitmenimize gerçekten içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Verdiği bilgiler çok kıymetli. Benim aldığım notlar var burada. Varsa alabiliriz. Şimdi bence uyuma aplikasyonunu hepimiz telefonumuza indirmeliyiz. İhbar sistemi çok kıymetli. Bu çok önemli. Biz de bundan sonrası için de yine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu arada ben konuşmamın başlangıcında şeyi unuttum. Kendimi tanıtmayı ve arkadaşlarımı tanıtmayı unuttum. Ben kendi konseyi başkanım Nursel'e. Burada yönetim kurulunda arkadaşlarım var. Başkan yardımcısı, komisyon başkanımız, kadın meclisi başkanımız ve yönetimi. Gençlik komisyonu başkanımız burada. Bu arada tabii ki ofisimizin belki diyeceğimiz Serap burada Serap Hanım. Yine komisyonumuzdan arkadaşlarımız burada, yönetim kurulundan, yürütme kurulundan arkadaşlarımız burada. Onları da ben bir tanıtmak istedim. Bu arada sorularımız varsa bence bu fırsatı kaçırmayalım. Hazır eğitmenimiz de buradayken kafamıza takılan sorular varsa onları da alalım. Ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum eğitmenimize. Var mı aklınıza takılan bir şey? Narkotik madde konusunda. Uygulama aplikasyonuna bir daha geçelim. Uyum aplikasyonu, uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu, Google Play, Apple Store artık hangi telefonu kullanıyorsanız direkt arama kısmına yazıyorsunuz uyum aplikasyonu diye. Ücretsiz bir şekilde indiriyorsunuz. Şöyle el butonuna sahip, kendim de telefondan göstereyim. Bendeki kısmına. Bakın şu şekilde karşımıza çıkıyor.
Burada kırmızı bir buton var. O buton benimle iletişime geç butonu. Kırmızı da kaldığı takdirde numaranız sistemde gözükmüyor. Ama yeşile çevirirseniz ekip size geri dönüş yapabilmek adına numaranız sistemde görünür hale geliyor. Onun haricinde numaranız da görüntülenemiyor bu arada. Onun da bilgisini paylaşmış olayım. Var mı? Tekrardan sorayım aklınıza takılan bir şey. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Bu aplikasyonun ihbarının doğruluğunu nasıl şey de olabilir? Yani böyle asılsız çok fazla ihbar da gelebilir. Bunu nasıl yani onu ihbar yönetimindeki alan arkadaşlar değerlendiriyorlar. Gerçekten bu konu doğru bir konu mu? Oradaki ekiplerle de koordine bir şekilde çalışıyorlar. Yani yeri geliyor bölgedeki çalışan ekiplere soruyorlar. Yani bunun sağlanması yapıldıktan sonra değerlendirmeye alınıyor. Yani o da biraz bizim çalışma yöntemimizle alakalı. Öyle söyleyeyim. Çok da fazla bilgi vermeyeyim bu konuda. Peki. Vedat Bey, var mı sorun beyefendi? Şey çok farklı. Evet. Sen sor. Yok, biraz soru soracağım. Sittim de ondan dedim. Vedat Bey. Düşünüyorum, düşünüyorum valla. Efendim bunu... Evet, acele etme Vedat Bey. Evet, dinliyorum abi. Komiserim bunu devlet yani... Ben de fazla akıllı yok ama devlet bunu niye sokuyor ülkemize ki yani ben... Devlet sokmuyor. Şimdi şöyle, abi devlet sokuyor derse yanlış anladım. Bak şimdi Amerika süper güç diyorsun değil mi? Örnek verelim. Öyle algılıyoruz. Global bir güç ama orada da rant elde ediliyor. Burada da rant elde ediliyor. Zaten biz bununla mücadele veriyoruz. Zaten sokmamaya çalıştığımız için bu yıl içerisinde birçok şehit verdik uyuşturucu madde operasyonunda. Devlet bunu sokuyor dersek yanlış bir söylemde bulunmuş oluruz. Elbette ki bunu önleme açısından biz bu faaliyetleri yapıyoruz ama bu söylediğim çok doğru olmaz yani. Devlet sokuyor dersek yanlış söylemiş olduk. Devletin bu konuyla alakalı bir tasarrufu yok. Biz bununla zaten mücadele ediyoruz. Yok herhalde. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.